Evet arkadaşlar, mavi zemine geldik. Şu an mavi zemindeyiz ve içeri doğru gireceğiz. Dışarıdan şöyle göstereyim ben size. Mavi zemin. Şu an mavi zeminin ofisindeyiz. Mavi zeminden Serkan Bey ile beraber PVC zemin kaplamaları konusunda bilgi alacağız. Serkan Bey, hangi ürünleri tavsiye ediyorsunuz ve hangi ürünü kullanıyorsunuz? Bu konuda bize bir kısa bir bilgi verir misiniz? Biz sektöre 1997 yılında başladık. PVC zemin kaplama olarak başladık. Daha sonra epoksi zemin kaplama. Ondan sonra kara hava uygulaması, doğal zemin uygulamaları derken sektörde çeşitliliğimizi arttırdık. Bu ürünlerin bize özellikleri hakkında bilgiler verir misiniz? Yani mimari sektörde, şimdi bizim sektörümüz mimari sektör. Mimari sektörde gerek iç mimarlarımız ve normal mimarlarımız bu malzemeden kullanıyor. Bu kullanmaların amacı nedir? Yani neden kullanmalara gerekiyor bu ürünleri? Kullanmaların en büyük amacı, uygulaması basit, sorunsuz ve tamiratı çok basit olan ürünleri kullanıyoruz. Bunlar LVT modelleri, değişik parke görünümlü, beton görünümlü, ahşap görünümlü hisleri uyandıran PVC zemin kaplamalarıdır. Bu homojen ve heterojen malzeme çeşitliliği var. Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz? Şimdi homojen ve heterojen malzemelerin kalınlıkları 2 mm'dir. Homojen malzemeler komple aşınma tabakası 2 mm olan malzemelerdir. Yoğun trafiğin olduğu alanlarda kullanılır. Heterojenler de biraz daha şeydir. Yoğun trafiğin olmadığı, gerekmediği, hafif trafikte olan alanlarda kullanılır. Heterojen zemin kaplamaların hiçbirinde cila gerektirmez. Ömür boyu cila özelliği vardır. Homojenlerde ise markasına göre cila atılması gereken malzemeler vardır. Cila atılmaması gereken malzemeler vardır. Homojen malzemeler şu anda en çok kullandığımız yer hastanelerde, okullarda, ondan sonra kamu kurumlarında. Bu ürünlerin kalitesini neye göre belirliyoruz? Yani hani bir ürünün kalitesi olması ne amaçla belirleniyor? Genelde biz resmi kurumlarda çalıştığımız için Bayındırlık Bakanlığı'nın poz numaraları vardır. Poz numaralarında standartları belirlemişlerdir. O standartlara göre malzemeleri temin ederiz. Bütün firmalarında her standarda göre malzemesi vardır. Projelerde lüksini tarolar kullanılır. LVT denilir. LVT'lerde parke görünümlü vardır, beton görünümlü vardır, ahşap görünümlü vardır. Ondan sonra değişik ebatlarda malzemeler vardır. Mesela Türkiye'de öncü sektörler Tarket, Gerflor, Poliflor, LG. LVT'nin özelliği nedir? Yani LVT dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor? Hani bilmeyen birisi mesela lüks vinil karo açılımı. Lüks vinil karo, evet. Hı-hı. Mesela sizin AVM'lerde gördüğünüz birçok mesela beton olarak gördüğünüz ya da mermer olarak gördüğünüz malzemelerin hepsi LVT'dir. Mesela parke olarak gördüğünüz malzemelerin hepsi LVT'dir. Örnek olarak Türkcell'in bayileri, ondan sonra Vodafone'da, evet. Ondan sonra Telekom'daki zeminlerin hepsi LVT'dir. Bu zeminde parke gördüğümüz görünümlü. Zeminde gördüğümüz malzeme LVT mi oluyor? Yani bunu evet, örnek parke görünümlü LVT. Yani bunu örnek olarak biz gösterebiliriz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu parke görünümlü LVT. Soldaki malzeme ne? Beton görünümlü bir şey. O da LVT diye geçer. Evet. O da beton görünümlüdür. Grimsi. Duvarda örnek bir duvar çalışması yapmıştık. Bu duvar çalışması doğal zemin olarak geçiyor. Doğal beton mu? Evet. Doğal beton doğal çalışması. Doğal beton olarak geçiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ofiste 3 tane malzemeyi görebiliyoruz. Yerdeki lüks vinil ve duvarda doğal beton görüntüsü var. Gerçi biraz yaklaşmak gerekiyor. Malzemenin daha böyle detaylı görmek için pürüzlü bir yapısı var. Düz bir yapısı. Burada bizim normalde kullanmış olduğumuz ürünler var mavi zeminde. Bu ürünleri bir tanıtalım Serkan. Mesela LVT modellerinde piyasada hemen hemen herkesin bildiği malzeme markası Tarket'tir. Evet, Tarket'in ürünlerinden. Şu anda zemindeki ürün Tarket'in ürünü. Diğer ürün ise parke görünümlü ise Forma'nın ürünü. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bizim de modelleri. 3D gösterişimini kullandığımız güzel ürünler. Bunları normal hayatta da kullanabilirsiniz. Beton görünümlü, mermer görünümlü malzemeleri var. Evet. Mesela şu gördüğünüz ürün yine parke görünümlüdür. Bu da Forma'nın bir ürünüdür. Forma'nın ürünü. Hı hı. Kaç milim oluyor Forma'nın? 2,5 milim. LVT'lerin genelde 2,5 milim olur. Evet. Bunlar iç mekanda mı kullanılıyor? LVT'de kaliteyi belirleyen öncelikli unsurlar kenarı pahlı olması en büyük özelliği. İkincisi üst koruma tabakasıdır. Üst koruma tabakası
şuradan anlaşıldığı gibi katmanlar vardır. 0-30 mikron olan vardır, 50 mikron olan vardır, 70 mikron olan vardır ve 1 milim mikron olan vardır. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bilgiler arkadaşlar. Diğer ürünlere bakalım. Mesela atıyorum başka bir marka. Macaristan malı olan Grabo. Macaristan markı. Grabo'nun 50T modelleri. Düz renkler, uno renkler. Yine parke görünümlü. Evet, çok güzel. Benim de çok sevdiğim renkler bunlar. Grabo. Gel flor malzemelerine bakalım, inceleyelim. Gel flor'da çeşit çok fazladır. Evet, güzel bir sunum hazırlamışlar gel flor için. Yine parke görünümlü, değişik tonlarda. Bu duvar ürünleri mi? Duvar zemin kaplaması. Zemin kaplaması. Evet. Bakın. Lekeli ahşap. Güzel bir kaplama ürünü. Bunların mesela beton görünümlü. Evet. Kabartmalı. Kabartmalı beton görünümlü. Bunların ürün halı görünümlü. Halı görünümlü. Ömrü konusunda ne diyebiliriz? Yani ömür bakımından. Düzgün bir işçilik yapıldığı zaman, düzgün şartlarda yapıldığı zaman binanın ömrü kadar ömrü vardır. Yani bir 30-40 yıl mı, 50 yıl mı diyelim. Evet. Yani. Artı diğer bir marka var. Formanın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Formo'nun ürünleri, bunlar da gayet canlı gözüküyor. Şurada uzay desenli bir ürünü var. Çok değişik bir ürün. Evet, iç mimaride kullanılan klas ürünler. Şurada ahşap ürünler var gördüğünüz gibi. Renkli ahşap. Çok güzel. Uzun renklileri var. Evet. Gösterelim bakalım. Bunlar sadece iş mimarı, yani okullarda kullanılan farklı oluyor değil mi? Yani okullarda... Okullara birazcık şey gelir. Okullarda plastik zemin kaplamaları, zinsiz zemin kaplamaları kullanılır. Akustik olarak kullanılır. Spor zemin kaplamaları kullanılır. Emniyetler dışında bir de şey var. Akustik malzemeler var. Bunlar Target'in ürünleri herhalde. Ya marka olarak sadece tek marka yok. Bütün markalarda aynı ürünler vardır. Birbirine yakındır. Evet. Bunların eni 2 metredir. Boyu 20 metredir. Rulo şeklindedir. Ek yerlerine kaynak atılır bunları. Evet, gayet güzel. Şu renk çok güzeldir. Genelde mimari ofislerde. Evet. Kreşlerde, anaokullarında kullanılan malzemelerdir. Bu platinyum serisi. Heterojen vinil. Yine Target'in farklı bir ürünü. Çok güzel bir ürün bak. Çok güzel bir ürünmüş. Çok güzel bir malzeme. Beton görünümlü değil mi şu? Beton. Evet. Evet. Doğal beton görünümlü bir malzeme. Diğerleri var. Her renkten, her çeşitten var. Çok güzel. Cephede kullanılıyor mu bunlar? Yok. Cephe resmi olmuş ama. Görüyor musunuz? Evet, çok güzel. Bu ürünler çok değişik. Bu hangi seri? Hangi firma bu? Excellence. Oo, çok güzel bir renk. Çok üç güzel. Boyutlu. Evet, 3 boyutlu kaplama görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada da çok güzel bir ürün yapmışlar. Gerçekten çok güzel bir seriymiş ya. Bunu ben daha önce görmemiştim. Olive bak. Görüyor musun? Kaplamanın şeyini, kalitesini. Evet. Bunlar yoğunluğu çok olan yerlerden kullanılıyor. Yoğunluğu özel okullarda kullanılır genelde. Fiyat olarak biraz pahalı gelir. Metrekare fiyatları ortalama ne oluyor bunlarda? Ortalama 11 Euro'dan başlar. 25 Euro'ya kadar çıkar. Anahtar teslim fiyatı. Bu yani ürünün kalitesine göre değişiyor değil mi bu ürünler? Ürünün yani kalitesine göre değişir. Örneğin mesela herkesin bildiği Target'tir. Evet. Target bir numara diye bir şey yoktur. Target'in de birinci sınıf ürünü vardır, ikinci sınıf ürünü vardır, üçüncü sınıf ürünü vardır. Formanın da aynı şekilde bir, iki, üçüncü sınıf ürünü vardır.
Gelfior'un da aynı şekilde ürünleri vardır. Sadece ürünlerin özelliklerine bakılacak. Mesela 50 litredeki en büyük özelliği 2.5 milim olup ve üst korumasının 1 milim olması. Eğer bu tarkette varsa en iyisi tarkettir. Gelfior'da varsa en iyisi Gelfior'dur. Poliflor'da varsa en iyisi Poliflor'dur. Yani ihtiyacımıza göre seçmemiz gerekiyor bu malzemeyi. İhtiyaca göre seçilmesi gerekiyor. Veya mekanın kalitesine göre mi diyelim? Mesela mekandaki yoğun trafiğe göre. Mekandaki yoğun trafiğe göre, evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok kaliteli bilgi aldık. Önemli şey söyleyeyim ben. Dünya Sağlık Örgütü'nün zeminleri yükseltilmiş döşeme üzeri karo halıydı. Evet. Karo halıdan vazgeçtiler. 52 modeline geçtiler. Burada da tercihi Gelfior'un Creation 30 serisi. Creation 30 serisinin özelliği şu demektir. Creation 30 var, 50 var, 70 var. Evet. 2.5 milimdir. Üst koruması 0.30 mikrondur. Bunlar nefes alan kaplamalar mı oluyor? Yani bunun amacı nedir? Yani neden geçildiler bu kaplama sistemine? Bunların en büyük özelliği halıda pislik birikintisi oluyor. Bunda pislik birikintisi olmuyor. Bunlarda malzemeler antibakteriyeldir. Mikrop barındırma olmaz. Temizliği çok basittir. Temiz su, temiz paspas ve deterjan. Evet. Ve uzun ömürlüdür. Gerçekten çok güzel malzemeler. Bunlar da doğal beton. Mermer görünümlü. Mermer görünümlü. Evet. PVC. Evet. Örneğin iş bankalarında memurların olduğu yerlerde zeminlerde mermer vardır. Zeminlerin üzerine yine parke görünümlü LED'ler kullanılır. Bunlara klik sistem denilir. Birbirine geçmelidir. Geçmeli sistem. Yüzer sistem. Çok güzel. Bunlar istediğiniz zaman kaldırırsanız tekrar aynı zemini kullanabilirsiniz. Evet. Diğerleri 2.5 milim olan malzemelerin hepsi yapıştırmalıdır. Şunlar renk çeşitleri mi oluyor? Renk kartelası. Bir malzeme daha var. Evet. Onlar homojen malzemeler. Tamamen lino. Doğal olan, %100 doğal olan malzemedir. Doğal derken yani malzemenin çeşitleri... Bunda hiç plastik yoktur. Ahşaptır. Ahşap. Arkadaşlar. Ahşap tozlarından uygulanır. Evet. Marmelyum, linelyum. Tam benim istediğim malzeme. Çok doğal, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Renkler de çok güzel seçmişler. Gerçekten harika. Astım hastalarının olduğu yerlerde bu malzeme tercih edilir. Ülkemizde kullanılan yer Fransız okulunda kullanılıyor marmelyum, linelyum malzemeleri. Çok güzel. Artı elçiliklerin bütün alanlarında kullanılıyor. Ahşap kokusu geldi. Görsettin mi? Çok güzel. Gerçekten benim favori olduğum, favori seçtiğim bir ürün arkadaşlar. Doğal olmasından dolayı. Şu an biz ahşap kokusunu aldık açınca. Gerçekten çok güzel bir ürün. Çok hoşuma gitti. Mesela o gösterdiğim tarketin ürünüydü. Mesela şu anda elimizdeki kataloglarda Formol'un ürünü var. Bu da mı doğal? Tarkette linelyum diye geçer. Formol'da da ismi marmelyum diye marmelyum geçer. Bu da mı doğal bir ürün oluyor? Evet. Evet arkadaşlar. Ağaç esaslı malzeme. Ağaç esaslı malzeme. Şuradan bakalım. Renkler harika. Çok güzel renkler seçmişler. Özellikle iç mekan mimari yapılarda mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz arkadaşlar bunlarla. Daha bir üst sınıf var. Yine formalı. Oo, çok güzel. Gerçekten çok güzel renkler. Bunlar da mı doğal? Doğal evet. Geçiyor. Marmelyum. Evet, gördüğünüz gibi. Malzeme diye evet. Geçer. Fresco diye geçiyor. Real. Gerçekten çok güzel malzeme. Burada sesle ilgili bazı şeyler var herhalde. Desibel 3.5 milim. Özellikleri hakkında bilgi veriyor. Gayet güzel. Bu tarafa gel, şuradaki renkleri. Katalogda çeşitler çok olduğu için stoklar her zaman bulunmuyor. Örneğin Forbo'nun ürünleri 2 haftada teslim ediliyor. Diğer ürünlerde maksimum 4 haftada teslim ediliyor. Yurt dışı stoklarına bağlı olmak şartıyla. Sadece ürünlerin gelme süresini bekliyoruz. Evet. Evet, çok güzel.